Yol gösteren KOBİ Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Dün beraber olamadık. Dün 1 Mayıs'tı. Paranın Rotası evet. Yoktu. Piyasalar kapalıydı. Biz dün buradaydık ama yine. 1 Mayıs'ı hayır, aktardık. Hayır, bir de ben şimdi şeyden etkilendim yani. Bu biber gazından burada bile etkilenmişsiniz. Tabii buraya kadar geldi biber gazı. Biz de tattık. Ya, gerçekten inanılmaz. Ne kadar bir biber gazı kullanıldı acaba? Yani bugün rakamlar vardı gazetelerde ama yanılmıyorsam 2000 kapsül yazıyordu. Her biri 200 gram mıymış? Yanlış söylemeyeyim ama gazetelerde var bugün. Kilosu 2 liraymış yalnız o boş tenekeleri. Fiyatları falan hesaplanmış bugün gazeteci arkadaşlarımız tüm gazetelerde var. Şu kadar maliyeti var işte bu kadar kullanıldı diye. Ama dün hakikaten yoğun bir gaz kullanımı vardı. Pek çok insan da etkilendi tabii. Tabii dün yaşananlar hani iki taraflı değerlendirilmeli. Madalyonun iki yüzü var. Bir tarafta işte bu 1 Mayıs kullanarak bir takım işte molotof kokteylleri atan, o misketleri atan bazı provokatörler var. Onlara marjinal gruplar ismi de kondu. Evet. O gruplar var. O gruplar tabii işlerin arasına karışınca böyle çatışmalar yaşandı. Ama buna karşılık tabii dün olan yine aslında sıradan İstanbul'da evet. Oldu. Vatandaşı oldu yine. Kimse işine gidemedi bir kere. Yollarda eziyet çekti insanlar. Kesinlikle çok yani, çünkü evet. Cidden yani bu tamam güvenlik tedbirleri alınmalı mutlaka ama dün abartılıydı hakikaten. Ben İstanbul'da hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Vali Bey orantılı diyor güç kullandık diyor ama ben görüntülerde... Fevkalade orantılı kullandık diyor ama bilemiyorum. Emin değilim o konuda. Yani gözleri hala yananlar var. Öyle söyleyeyim. Hayır yani sen şey diyorsun yani şuradan stüdyodan dışarı çıktık. Geri stüdyoya girmek zorunda kaldık biber gazına. Yani biz hani gene rüzgar etkisiyle gelen az bir gaza maruz kaldık. Biz çok etkilenmedik doğal olarak. Hani çünkü biz biraz meydana uzağız. Ama o rüzgarla buraya kadar gelip bizi biraz etkileyebiliyorsa o oradaki meydandaki yoldan geçenler ne oldu acaba? Gördük, izledik görüntülerini de. Yani bilmiyorum başka bir yöntem bulunabilir miydi? Zor tabii, o polisin işi de zor ama fevkalade orantılı yani, polise emir verilmiş, ona demiş ki buraya barikat kuracaksın, geçirmeyeceksin. O kendi görevini yapmaya tabii, çalışıyor. Tabii dün paylaştım ama... yani mesela bizim de tam bu dün sabah iş yerine girerken yani yaklaşık bir 2-3 kilometre ötede inmek zorunda kaldık arabadan. Oradaki polisle konuşmamızda, polis memuru arkadaşımızla. Vallahi dedi ben de dertliyim dedi. Sabah 5'te beni buraya diktiler dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Benim de derdimi anlatın lütfen dedi. Tabii dedim anlatırız dedim ve bahsettik de hakikaten. Onun sonra başka polis memuru arkadaşlarla da konuştuk. Onların da kendilerine göre dertleri var. Nihayetinde onlar da emekçi. Tabii canım. Dün onlar da çok sıkıntılı görevler yaptılar. Zaten genel itibariyle hani görevleriyle ilgili sıkıntıları var. Uzun mesai saatleri vesaire. Yani hocam Türkiye'de derdi olmayan yok. Ama dün yaşananlar tabii hani keşke yaşanmasaydı. Hiç hoş olmayan görüntülerdi. Bu arada şunu da söyleyelim. İkide yani 22 polis yaralı bu arada. Evet. Onun dışında valilik açıklamasına göre, resmi rakama göre 3 yaralı var ama aslında o 3'ten biraz fazla. Çünkü işte mesela burada bizim kameraman arkadaşımız Ünal. Karnına isabet eden bir taş var. O yaralandı. Neyse ki durumu iyi. Hani çok önemli bir şey yok ama benzer şekilde yaralanan gazeteciler oldu. Onlar bu rakamın içinde yok. Fakat çok önemli iki yaralı var. Birisi bir lise öğrencisi kızcağız. Diğeri de atanamayan bir öğretmen ya kızcağız. Benim dikkatimine çekti. İkisi de hocam beyin travması evet, geçiriyor beyin ve ameliyat hayati tehlike var bir tanesinin. Kafatası evet, evet kırılmış durumda. Benim aslında dikkatimi dün çeken ne oldu biliyor musun? 1 Mayıs'a izin verilen hiçbir yerde olay yok. Geçti. Ankara'da, Taksim'de de yoktu 3 sene evet, boyunca. Ankara'da da yok. Taksim'de de yoktu geçen sene. Yani orada inşaat var olayı var ya. Evet. Yani acaba inşaattan oradan birisi düşer bilmem ne olur da bunun başına bir iş gelir. Öyle düşünüldüğü söyleniyor. Canım o zaman bu sonuçla o sonuçu karşılaştırmak lazım. Gerçekten hani evet. Bir yerde ben kesinlikle şunu söyleyeyim. Hiç yakışmadı. Yani burada direkt izin verilmeliydi ya. Yani gelsin oraya. Gelsin insanlar tamam. Serbest bir şekilde. Hı hı. Kutlayacaksa, halay çekecekse 1 Mayıs'ı kutlasın. Fakat gerçekten son 3 senede hiç olay olmazken evet. Bu sene olması ve bu sene sırf yasak nedeniyle de. Çünkü etki yani tepkiyi doğuruyor. Yani. Bir de şimdi tabii dediğiniz gibi hani böyle durumlarda polis müdahalesi olduğunda tam da o provokatör gruplar için yani onların ekmeğine tabii, yağ sürmüş oluyorsunuz. Yağ sürüyorsunuz. Herhangi bir şey olmazsa onlar zaten bir şey yapamıyor.
normal bir yürüyüş olsa, Taksim'e çıkılsa, dediğiniz gibi gerekli tedbir orada alındıktan sonra zaten sendikalar kendileri engelliyor o insanların işlerine girmelerini. Kesinlikle. Böyle durumlarda ise işte karışabiliyorlar, sokak aralarından çıkıveriyorlar. Kesinlikle. Zaten hani orada gaz bombası atılıyor, bilmem ne, ortalık karışmış. Onlar da o ortamdan istifade ederek onlar da molotof atıyor. Hayır, oradaki esnafın da suçu atıyor. Var. Yani oradaki esnaf orada yaşayan insanlar, hocam dün bir sürü mail geldi buraya, işte görüntüleri koymuşlar, fotoğraf çekip. Evde oturuyoruz diyor. 70 yaşındaki kadıncağız, torunumla evde oturuyoruz. Gözlerimiz yaş içerisinde diyor. Camları kapatmaya çalışıyoruz. Yani şimdi orada yaşayan insanlar var, esnaf var dediğiniz gibi. Olan İstanbullu oldu dün. Hakikaten zor bir gündü. Yani bakıyoruz işte, birazdan bugünün gündemi de vereceğiz. Dünyada nasıl oluyor bu işler? Ya dünyayı bırakın, en basit Kadıköy'de işte hani. Evet ya, orada bir şey olmadı. Miting vardı. Halaylar çekildi vesaire, gidildi. Evet, evet. Yani Taksim'de de bilmiyorum tedbir alınabilir miydi, alınamaz mıydı, ama hiç hoş olmadı. Bu inatlaşma, sendikalarla hükümet arasındaki inatlaşmanın çok gereksizdi bence de. Yani faturası orada, ağır oldu. Yani orada şeyin iknası zor yani. İnsanları ikna etmek zor şey anlamında. Şimdi, yani niye oraya izin verilmediği konusunda ikna etmek zor yani. Beni ikna edemezler yani. Evet, yani şimdi bunlar yaşandı, artık geçmiş olsun diyelim bir kez daha İstanbul, ama bu da çok acıdır. Hani bir bayram sonrasında geçmiş olsun demek. Dünyanın başka neresinde vardır bilmiyorum. Bayramlar genelde karşılıklı tebrik edilir. Biz de geçmiş olsun diyoruz. Evet. Enteresan bir durum yaşıyoruz, ama şu var. Dediğim gibi o iki yaralı birisinin hayati tehlikesi hala devam ediyor. Umarım onlarla İnşallah. İlgili bir durum olmaz. İnşallah bir an önce onlar da sağlıklarına kavuşurlar. Biz de bir daha böyle manzaralar İnşallah. Görmeyiz diye umut edelim. Evet. Peki hocam, gelelim şimdi biz ekonominin gündemine. Amerikan Merkez Bankası Fed'in son toplantısı dün bitti ve kararlar açıklandı. Neler söylendi toplantı sonrasında? Parasal genişleme devam edecek mi? Fed açıklaması sonrası Amerikan borsalarında durum neydi? Bununla başlayalım isterseniz. Evet. Dün Amerikan borsaları, son sorudan başlayayım. Bayağı bir sert düşüş yaptı. Yaklaşık %1'e yakın düşüş yaptı. Hem Dow Endeksi hem S&P Endeksi. Fed toplantı tutanaklarında aslında yeni bir şey yok. Sadece Fed diyor ki, ben diyor aylık 85 milyar dolarlık alımı devam ettireceğim diyor. Ve bu da diyor, miktar diyor, ekonomik duruma göre değişebilir diyor. Ekonomik durum daha da kötüye giderse arttırılabilir de veya çok iyiye giderse azaltılabilir de mesajı verildi. Fakat ilk defa Fed'in toplantı tutanaklarında ben şey yaptım yani ilk defa bu cümleyle karşılaştım. Daha önce de bu kadar sert vurgu yapılmamıştı. Şöyle diyor, Fed yapmış olduğu açıklamada maliye politikaları diyor, ekonomide diyor daralma yaratıcı bir etkide bulunuyor diyor. Yani aslında şu an hani mali uçurum nedeniyle Amerika'da artırılan vergiler var. Bir de kamu harcama yapamıyor. Hani bütçe açıklarını belli bir seviyenin üzerine çıkartamıyorlar. Ama bu arada kesinlikle Fed adeta bu tutanaklarda şunu söylemiş durumda. Kardeşim, ben elimden gelen her şeyi yaptım. En fazla bunu yaptım. Ekonomide tamam, ufak tefek toparlanma devam ediyor. Ama hani basacağı para ileride başına çok büyük dert olacak. Bunu hissediyorsun raporu evet. okurken. Yani ileride başına dert olacağını biliyor. Ama şu anda yapabileceğim daha fazla bir şey yok. Maliye politikaları da ekonomik büyümeye destek vermeli sonucunu çıkartıyorum. Böyle bir şey söylemiyor gerçi Fed. Ama diyor ki fiscal policy diyor ekonomide is restraining economic growth. Ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkiliyor diyor. Şimdi tabii bunu söyleyince bence dün piyasaların düşmesindeki önemli sebep buydu. Hani yeni bir artı parasal genişleme beklemiyorlardı. Bunun devamını bekliyorlardı. Zaten faizde bir değişiklik beklenmiyordu. Bir de borsalar çok yükselmişti. Yani yeni rekor seviyelere gelmişti hatırlayacak olursan. Bu haftaya başlarken onu söylemiştik. Dolayısıyla borsalardaki bu yükseliş sonrasında biraz da kar realizasyonu diyeyim, ama yalnız şu bir gerçek Barış. Kesinlikle Amerika'da dün açıklanan imalat verileri, aynı zamanda bu ADP istihdam verileri var ki son 7 ayın en düşük büyümesini gerçekleştirdi. Yani bir ara Amerika hadi büyüyor dedik. Ben Ocak ayında ve Şubat ayında kesinlikle Amerika'da ciddi bir toparlanma var. Ve bu tüm dünyayı tekrar harekete geçirebilecek. Bu yüzden de piyasalar, borsalar açısından olumlu diye düşünüyordum, ama Mart ayı verileri
özellikle son iki aydır bir kere istihdamda bir artış ve işsizlikteki azalış çok ciddi anlamda yavaşlamış durumda. Dolayısıyla da ben tahmin ediyorum Amerika şu an biraz durup bekleyecek artık. Yani Amerikan borsaları daha fazla gidemez bundan sonra. Üstelik bizim böyle teknik olarak formasyon dediğimiz bir çift tepe formasyonu yaptı. İstersen bir onu verelim, evet. Grafiği. Orada günlük grafiğe baktığımızda şöyle bir defa geldi, 14.800-900 seviyelerine yaklaştı. Sonra bir geri çekilme başladı. Bu geri çekilme sonrasında ben de bu geri çekilmenin önemli olabileceğini belirtmiştim ama 14.500'ün altını da pek fazla gerilemedi ve tekrar bir yükselişe geçti. Ama bu yükseliş daha önceki zirveyi geçemedi. Dolayısıyla bir çift tepe yapmış oldu. Tahmin ediyorum bugün bir miktar yukarı olsa bile 14.900'ü geçemeyecek ve büyük bir ihtimalle de tekrar 14.400-500'lere kadar gerilecek Dow Endeksi. Bunu eğer haftalık bazda bakarsak çok ilginç bir görüntü oluşmuştu. Daha önce sen yoktun, o geçen hafta ben yalnız yaptığım yayında bu grafiğe çok dikkat çekmiştim. Şu kırmızı bölge bir haftayı temsil ediyor, son bir hafta. Ve çok yüksek bir işlem hacmi var. Yüksek bir işlem gerçekleşmiş durumda. Ve burada Dow Endeksi gidememiş. Şimdi bu aşamadan sonra ben iki türlü yorumlanmalı demiştim bu hareket. Bir tanesi yüksek işlem miktarı oldu ve tamam yukarıya gidemedi ama burada bir konsolidasyon olacak. Eğer iki türlü yorumlayabiliriz. Bir, çok yüksek hacme rağmen gidemiyor, demek ki düşecek. İki, evet çok yüksek işlem miktarı oldu. Piyasaya büyük ilgi var, girişler var. Yeni bir güçlü girişle birlikte 15 bin yukarı geçilirse o zaman da çok ciddi bir rally başlar. Şimdi orada olasılıkları vermiştim. %60 aşağı, %40 yukarı şeklinde. Şu an olasılık biraz daha değişti. Dow Endeksinde olasılık, yani Amerikan borsalarında %70 şu an bence artık aşağı sinyal veriyor bu hareket. Önümüzdeki 3-5 hafta içerisinde biz Dow Endeksinde en iyi ihtimalle 14.400'ü destek yapıp buralarda dalgalandığını görebiliriz. Ama 15.000'i yukarı kırıp gitmesi zor. Çünkü gelen ekonomik veriler olumlu değil. Bugün saat 15.30'da mesela çok önemli olacak. Piyasalar üzerinde çok etki yaratacak. Haftalık işsizlik başvuruları var. Eğer haftalık işsizlik başvuruları da beklenenden daha fazla başvuru varsa işsizlik yardımı almak konusunda, böyle bir durumda gerçekten Amerikan borsalarında tekrar bir aşağı hareket görebiliriz. Hocam, tam bu noktada Fed'le ilgili Turgut Bey'in bir yorumu ve sorusu var. Diyor ki Fed parasal bolluğu bitireceği noktasından gerekirse varlık alımını artırırız noktasına gelmesine rağmen piyasalar beğenmedi. Özellikle altın haberi sattı. Fonlar altın satmaya devam ediyor. Bunun sebebiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Altına şimdi değineceğim. Ama şimdi Fed zaten şöyle, gerekirse varlık alımı arttırırız diyor. Bu daha önceki açıklamalardan çok fazla bir şey yok. Burada biraz daha hani her iki yöne de bırakıyorlar, marj bırakıyorlar. Artı Fed'in toplantı tutanaklarını da açıklarken şöyle diyor. Enflasyon diyor, bizim beklediğimizin daha da altına indi diyor. Yani bu deflasyonist bir sürecin başladığını da gösteriyor. Dolayısıyla parasal genişlemeyi azaltmaları beklenmez. Turgut Bey'in dediği gibi bu aşamadan sonra normalde altının yükselmesi beklenebilirdi. Evet. Çünkü arttırılma olasılığı daha fazla parasal genişlemenin. Artı altın bu haberden sonra geriledi. Yalnız altında daha önce teknik olarak bakmıştık. Hani ben gösterdim, 1470-1480'e geldi. Burası %61.8 çizgisi. Ve bu çizgiyi çok yukarı kırıp gitmesini beklemiyorum. Artık burası riskli. Daha önce alamamış olanlar şimdi gidip almaya kalkarsa tekrar geri çekilebilir diye. Altına da bari bu soruyla altına da bakalım. Çünkü Kemal Bey de altını sormuş. Evet. Şimdi altın haftalık grafiğini veriyorum. Haftalık grafikte iki hafta arka arkaya çok büyük sert düşüş yaptı. Bir hafta arkasından arttı. Bu hafta itibariyle de önce yukarı gitti, sonra aşağı doğru geliyor. Günlük grafiğe bakacak olursak, günlük grafikte özellikle şu nokta bizim için önemliydi.
Yani buradan biz çizgiyi çekiyoruz ve diyoruz ki %61.8 asıl düşüşün başladığı yere çekmemiz lazım. Tam düşüş burada başlıyor, şuradan itibaren başlıyor. Ve tam şu %61.8 çizgisine geldi ve oradan itibaren geriliyor. Ben bunun teknik olduğunu düşünüyorum. Hani altın fonları tekrar çok ciddi biçimde bir altın satışına geçmiş olarak düşünmüyorum. Altının hani 1390 dolarla 1420 dolar arası bence çok önemli bir desteği. Onun da altına gitmesini beklemiyorum. Yani 1320'ler bir daha görülecek olursa o zaman zaten 1200'lerden bahsederiz. Bu nedenle altın yatırımcısı bence şu an bir miktar aşağı gidecek altın. Yani 1450'lerden tekrar 1420'lere doğru gelebilir. Bu günlük yorum yapmıyorum. Önümüzdeki iki hafta içerisinde. Yani bugün tekrar yükselebilir. Hatta 1470-80'e de gelebilir. Ama arkasından tekrar 1400-1420 aralığına gelme olasılığı önümüzdeki bir ay içerisinde minimum %70. Yani şöyle bir teknik görünümde minimum %70-75 olasılıkla altın 1400-1420 aralığına gerilecektir. Hatta 1400'ün altı bile görülebilir. İşte bu noktada yatırımcı oradan alım yapabilir. Yani ama şunu bilecek yatırımcı. Tamam ben aldım. 1410'dan aldım. Fakat hocam buradan aldık. Tehlike nerede başlar? Yani nereyi aşağı kırar da giderse o zaman ben gene zarar etmeye başlarım. İşte o seviyede 1388. Yani 1410'dan aldın. 1388'de satarsan bir zarar edeceksin. Ama 1388'e gelirse de satmak zorundasın. Çünkü orada altı bomboş. Yani 1320'ye kadar gidebilir. Evet. 1388'e ben satıp zarara katlanıyorum. Onu göze alıyorum. O yüzden 1420'den veya 10'dan 1405'ten alayım diyen varsa orada alım yapılabilir. Ha, o zarar olasılığı tabii ki çok yüksek değil. Yani %30 diyebiliriz. %70 de oralardan tekrar yukarı dönme olasılığı var. Dolayısıyla altında şu an için bir süre çok fazla düşüş olmadan 1440-1480 aralığında yani şu aralıkta bir hareket devamı bekliyorum. 60 dakikalık grafiklerde bu daha net görülecek bu aralık. Yani bizim söylediğimiz aralık şurası. 1425 ile 1485 aralığı. Bu aralıkta ben yatay hareketin devamını ama yavaş yavaş aşağı eğimli olarak 1400'e kadar gelmesini bekliyorum. Şimdi Türk yani TL bazında da altını sormuşlardı. TL bazında baktığımızda o büyük sert düşüşün sonrasında yine aynı hareketleri yaptı altın ve %61.8 çizgisine kadar geldi TL bazında da. Yine burada dalgalanıyor. Yani 84-85 lira civarına kadar gelmişti. Şu an 84 lira civarında gramı, altının gramı. Dolayısıyla burada da ben en fazla 85'i görür. Buradan tekrar yukarı gitmez. Yani bu kısa vadeden bahsediyorum. 1-2 haftalık süre içerisinde. Evet. Aşağı yönde gelecek olursa çok iyi alım yeri diyebileceğimiz alım yeri de 80 lirayla 82,5 lira arasıdır. Yani şu aralıktır. Oralardan alınabilir. Ama 80 ile 82,5 arasından aldığınızda hocam yine düşmeye başlarsa tehlike neresi? O zaman şöyle bir rakam verebiliriz. 80-82,5 dedim ama 81 ile 82,5. 80 lira 50 kuruşun altına düşerse o zaman 78 liraya kadar düşer. Onu stop yapmak üzere yani 80 lira 50 kuruşu stop yapmak üzere 81 ile 82,5 arasından geldiği zaman alım yapılabilir. Çünkü ondan sonra bir yukarı hareket daha olur. Peki hocam devam edeceğiz. Bir reklam aramız var. Çok kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam yine bugün Avrupa Merkez Bankası faiz toplantısı var. Evet. Faizlerin de 25 bas puan kadar indirilmesi bekleniyor. Bu yönde bir karar çıkarsa piyasalarda, piyasalar üzerinde etkisi nasıl olur? Evet, bu soruyu Aydın Yağcı da sormuş. Bence artık piyasalar üzerinde etkisi olmaz. Bilakis yani olumlu değil, olumsuz etkisi olur. Zaten son iki haftadır piyasaları yukarı götüren unsur tamamıyla şeydi. Bu Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı. Ondan başka da aslında piyasaları yukarı çeken çok fazla bir ne veri var. Bugün Çin'den de gelen veriler çok kötü. Yani PMI verileri Çin'in
imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi çok kötü geldi. Orada da soğuma devam ediyor. Küresel olarak ekonomilerde bir soğuma. Amerika'da enflasyonda ciddi bir düşüş. Ondan sonra Japonya deflasyondan çıkmaya çalışıyor, para basıyor. Her yer para dolu ve bir türlü kimse harcamıyor ve ekonomiler harekete geçmiyor. Dolayısıyla burada bir de Avrupa. Avrupa ciddi bir resesyonun içerisinde. Eğer bu şekilde gidecek olursa Avrupa böyle bir durumda o zaman 2013'te ciddi bir kayıp yılı olacak. Almanya ciddi karşı çıkıyor Avrupa'nın faiz indirmesine. Bizim vatandaşlarımızın suçu ne diyor? Tasarruf yapanların. Evet. Faizler daha düşük olursa onların gelirleri etkileniyor diyor Merkel. Şansölye Merkel. Bakalım ne olacak? Yani herkes faiz indirimini bekliyor da içimden bir ses de ya yapmayabilirler gibi bir şey diyor. Yani yani 25 baz puan bir faiz indirimi bekleniyor ve fiyatlandı bu. Şimdi faiz indirimi sonrasında tabii borsalarda bir yukarı hareket olur. Yani o açıklandığı andan itibaren sanki bir yukarı hareket olur ama bunu bence piyasa özellikle Amerika'daki bu gelişmelerden sonra ekonominin yeniden böyle bir bocalama dönemine girmesinden sonra tahmin ediyorum hemen bir satış fırsatı olarak kullanacaktır. Yani son iki haftalık dış piyasalardaki olumlu hava yeniden yerini yavaş yavaş tedirginlik ve aşağı yönlü bir havaya bırakabilir. Çünkü yeni bir hikaye yok. Fed toplantısı bitti. Avrupa Merkez Bankası toplantısı bugün öğlen bitmiş olacak. Onlardan açıklamalar gelecek. Dolayısıyla faiz indirimi borsalarda çok ciddi bir artış yerine bir artış ve arkasından da kar satışlarını getirebilir. Ona yatırımcının dikkat etmesi gerekiyor. Peki hocam, önceki günde Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu konuşmuştuk, zaten açıklandı. Neler vardı o raporda ve nasıl bir etkisi oldu? Vallahi ne piyasalar oldu, nasıl karşıladı? İnanılmaz bir şey oldu ya. Şöyle, o raporun tam açıklandığı günü de göstereyim ben. Özellikle gördük inanamadık yani rakamı. Şimdi bak şu grafikte faizler 5 tam 5.20'ye kadar inmiş. Yani bu Cumhuriyet tarihinin en düşük faizi. Bir ara faizler 4.68'i gördü. Yani 5.20'den 4.68'i gördü. İnanılmazdı. Yani öyle bir oldu ki hani çok kısa süre içerisinde gördü gitti. Yani o sırada kim aldıysa. Şimdi 5 dakikalık grafiği açacağım. Bu 5 dakikalık grafikte tam faiz 5.15 ve arkasından 4.68'i görüyor. Ve tekrar eski haline geliyor. Şimdi Sayın Erdem Başçı konuşma yaptı falan da asıl olay Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Sayın Başbakan konuşma yapıyor. Ve o sırada faizi indirdik %4 dedi Sayın Başbakan. Evet, evet. Öyle deyince tabii tahvil bono piyasasında da ani bir dalgalanma olmuş. O Sayın Başbakan'ın söylediği şey Halk Bankası'ndan kullanacak kredilerin faizini Esnaf ve sanatkarlar %4 olarak alacaklar. Bir yıldan uzun vadeli olursa %5 faiz ödeyecekler. Aradaki farkın yani diyelim ki Halkbank normalde KOBİ'ye o tip bir işletmeye %10 faizle kredi kullandırıyorsa 6 puanı devlet hazineden ödeyecek. Dolayısıyla o esnaf ve sanatkarlara bir müjde vardı. Hı hı. Tabii onlara olan müjde aslında bize de yani vergi mükellefine bir şekilde yansıyacak. Benim hesabıma göre en az 1,5 milyar devletin yeni kaynak yaratması lazım ki hazinenin o ödeyeceği faiz farkından dolayı o sırada bu faiz hızla geri çekildi. Yalnız Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı yaptığı konuşmada enflasyon raporu sonrasında dikkat çeken şey şu. Şu an bizim için en önemli şey makrofinansal riskler. Evet. Japonya para bastı, deli gibi para geliyor. Diğer ülkelerde de işte Avrupa'da da faiz indirimi bekleniyor. Dış koşullar iyi değil. Bizde ama gelen para kur üzerinde baskı yaratıyor. Bunu makro finansal risk olarak adlandırıyor Merkez Bankası. Dolayısıyla işte buna izin vermeyecekler aslında. Bunu bir endişe kaynağı olarak görüyorlar. Çünkü kurlar aşağı giderse cari açık üzerinde hızlı artış baskısı yaratabilir. Ve Merkez Bankası tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde yine faiz indirimini koruyacak. Şunu anladık biz enflasyon raporu sonrasında. Faizler en az bir 3 ay, 4 ay yükselmez. Yani düşük faiz devam eder. İkincisi, Merkez Bankası kurların aşağı gitmesinden rahatsız. TL'nin değerlenmesinden rahatsız. Rezerv opsiyon katsayılarını
yani yatırılacak muzdam karşılıkların karşısında yatacak altın ve dolar kısmını arttırabilir yeni toplantıda. Çünkü şu an çok etkili olmuyor. Yani kur şeye bakacak olursak, dolar TL kuruna bakacak olursak 1.79'a tekrar gelmiş durumda ve aşağı yönlü hareket devam ediyor. 60 yani günlük grafiklerde de burada 1.78'e kadar inebilir. Hani 1.78'in de altına inecek olursa bayağı bir sorun yani Türkiye için. Türkiye'de iş talep toparlıyor ama Ocak ayındaki enflasyon raporunda söyledikleri kadar da hızlı toparlamıyormuş. Bunu gördük. Az önce de CNBC'ye tüketici güven endeksi açıklandı. Orada da %1.19'luk bir artış var. Yani bizde içeride işler iyi ona bakarsak. Ama dış şeylerde, ülkelerde maalesef büyüme bir türlü harekete geçmiyor. Peki. Hocam şimdi bizde de bakalım isterseniz. Bu bağlamda bir de soru var. Zeynel Bey diyor ki, sizce uzun vadeli hisse senedi yatırımı için dolar bazında mı veya TL bazında mı? Hangi seviyeden ve hangi sektöre yatırım yapmak lazım? Valla benim gördüğüm yani bu vade çok önemli. Yani vade hani bir ay süreli bir yatırım yapmak için şu an endeks biraz yüksek. Biraz beklenebilir. Ama mesela ben önümüzdeki 1 ve 2 sene içerisinde en iyi sektörlerden bir tanesinin demir çelik ve çimento olacağını düşünüyorum. Ondaki hikaye de bu tamamen işte kentsel dönüşüm, Marmaray, diğer şeyler. Hele bir de Eylül'de olimpiyatlar alınacak olursa o zaman özellikle Marmara bölgesi çimento şirketleri ciddi anlamda şey yapabilir, prim yapabilir. Bunlardan oldukça ucuz olanlar var. Benim sektör olarak gördüklerim onlar. Evet. Demir çelik sektöründe de bayağı bir hareket vardı. Ama o tamamıyla Kardemir'in kendi özelliğinden kaynaklanan bir şey. Bu özel sektöre tren yolu inşa etme kararı çıkınca orada ciddi bir hareket oldu. Ama çok fiyatlar çok yükseldi. Yani o biraz dikkatli olması lazım yatırımcının o cephede. Genel olarak söyleyebileceğim sektörler bunlar. Dolar bazında da şimdi bak grafiği verelim dolar bazında endeksin grafiğini. Endeksin yani 4.90 daha önceki tarihi seviyesi yani tarihi en yüksek seviyesi dolar bazında haftalık bazda baktığımızda 5.1 dolar seviyesiydi. Şu an 4.90'dayız. Şimdi bir defa 2007 yılında gelmişiz o seviyeye 4.90'a. Sonra 2008 krizi yaşanmış ve arkasından 2010'un sonlarında gelmişiz 5.1 dolar seviyesine. Ve ardından 2010 ve 2011'de Avrupa'da ciddi sorunlar çıkmış. İşte Yunanistan, Portekiz tekrar borsalar düşmüş ve 2.60 dolara kadar inmişiz. Şimdi tekrar 4.90'a gelmişiz. Uzun vadeli alım için ben yatırımcıya bir kere 3.5-4 dolar seviyesini beklemesini öneririm. Hı hı. Çünkü genel küresel koşullar dünyadaki şu an şeyi göstermiyor. Borsa 100 bine gidebilir mi? Evet 1-2 ay içerisinde 90-100 bini hakikaten zorlayabiliriz. Bu barış süreci nedeniyle hakikaten not artırımı gelebilir. 8 Mayıs'ta geri çekilmeler başlarsa ve bu çok net bir şekilde görülür ve burada hiç sorun olmazsa o nedenle Türkiye'nin hikayesi farklı. Dışarıdan çok farklı değerlendirmek gerekiyor Türkiye'yi. İkincisi iş talebi birazcık körüklediğin zaman hemen ekonomi canlanıyor. Şu an Merkez Bankası zaten faizleri tarihi rekor seviyelere düşürmüş. Ve orada körüklüyor talebi. Öbür taraftan daha önce daralan bak %56, %60'mış bizim Avrupa'ya ihracat, toplam ihracat içindeki payı kaça düşüyor biliyor musun? 38.7'ye düşmüş. Türk ihracatçısı tam anlamıyla diğer ülkelere, Orta Doğu'ya, işte Güney Afrika artı Türkiye devletlere inanılmaz açılmış durumda. Ciddi pazar yaratma kabiliyeti var Türk iş adamının. Yani Allah onlardan razı olsun. Bu ülkenin en büyük yükünü çeken kesinlikle o sanayiciler ve ihracatçılardır. O iş dünyasıdır. Bu genellikle hiç ön plana çıkmıyor ama eğer Türkiye'nin ekonomik başarısında en büyük katkı yapanlar kimlerdir dediğinde politika belirleyicileri tamam ama zor şartlara rağmen bu ülkenin ihracatını arttırmak için gece gündüz uçakta oraya bağlantı yapmaya giden o ihracatçılar hakikaten şu an bizim en önemli sigortamız. Yani onlar Allah onlara güç kuvvet versin. Çünkü aksi halde Barış ne olur biliyor musun? Yani biz o ihracat ivmesini yakalayamazsak burası bir felaket olur yani.
Yani ne zaman ki ihracat pazarlarımız artık gidilecek yer kalmadı, gidemiyoruz, daha fazla arttıramıyorsak, o gün Türkiye'nin artık yeniden düşünmeye başlaması gerektiği bir gün olur. Peki hocam, şimdi Murat Birecik de evet, grafikleri bir kenara koyalım. İstihdam için bir öneriniz olacak mı demiş. O soruya bakacağız. Ama öncesinde isterseniz bir dövize bakalım. Sonra kalan süremizde hem o soruyu konuşalım hem diğer yorumlara bakalım. Ama bu arada Murat Bey, istihdam için bir öneriniz derken nerenin istihdamını soruyor? Yani Amerika'nın istihdamı mı yoksa Türkiye'nin istihdamı mı? Türkiye'yi soruyor büyük olasılıkla. Evet, ben de öyle evet, algılıyorum da. Evet, şimdi dövizde demin gösterdim. Dolarda. Özellikle dolar 1.80. Evet, şöyle bir verelim grafiği. Bu haftalık grafik. Şimdi Merkez Bankası'nın yapmak istediği ne dolarda, onu göstereyim. 2012'ye girerken 1.92 seviyesi görüldü. Daha sonra 1.74'lere kadar geriledi dolar. 1.92'den 1.74'e, bu haftalık grafik. Yani haftalık bazda her bir çubuk bir haftayı gösteriyor. Ve Merkez Bankası'nın isteği de dolar şöyle bir dalgalanması az olsun, gitgide sıkışsın istedi. Ve baktığımız zaman hakikaten de şurada şöyle, bu aralıkta sıkışmış durumda. Bu aralık neresi? 1.78 ile 1.82 aralığı. Yani en fazla 1.83 aralığı. Bu aralıkta sıkıştı. Fakat bu aşağı gitme riski var. Bunu Merkez Bankası söylüyor, ben söylemiyorum. Yani doların daha da aşağı gitme veya Türk lirasının değer kazanma. Ve Merkez Bankası'nın bundan sonraki politikaları bence doları yukarı itmek şeklinde olacaktır. Fakat şeyi ölçemiyoruz. Merkez Bankası ne kadar güçlü itecek? Dışarıdan, Japonya'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan ne kadar güçlü para gelecek? Şimdi sen 1 milyar dolarlık itersin, oradan 3 milyar dolar gelirse aşağı gider dolar. Senin ihtiyacından fazla bir finansman gelirse. Onu bir türlü ölçemiyoruz. Onu ölçemeyince de söyleyebileceğimiz tek şey dolar için 1.78'de al, 1.81'de sat şeklinde bir küçük kanal. Zaten Merkez Bankası da o istikrarı sağlamış durumda. Gelelim, istihdam için söyleyecekleriniz var mı? Ya istihdam için söyleyeceğimiz şey şu. İstihdam ancak üretimle gerçekleşir. Eğer bir ülkede üretim üretim için faaliyette bulunuluyorsa, ki Türkiye'de geçen yıl %2.2 bir büyüme var. Bu çok çok düşük bir büyüme. Evet. Nüfus artış hızını çıkartırsan eksi büyümeye geçiyorsun. Bizim en az 4-5 büyümemiz lazım. Dolayısıyla geçen yıl küçülme vardı. Dolayısıyla istihdamın, yeniden işsizliğin arttığını gördük. Özellikle barış süreci sonrasında bu, eğer bu terör işi biterse, hakikaten iş dünyası yatırım yapmaya başlarsa, orada istihdamı arttırıcı, özellikle tarımda ki projeler, hani modern projeler istihdamı arttırıcı özellikler taşır. Bu istihdam işi böyle bir günden yarına çözülecek bir konu değil, yapısal bir sorun. Mesela şu an birçok insana meslek edindirebilecek eğitimler var, halk merkezleri düzenliyor, kurslar var vesaire. Bunu eski İş ve İşçi Bulma Kurumu, şu an yeni adını hatırlayamadım. Bunlar düzenliyor. İnsanları meslek sahibi yapmaya çalışıyor. Biz buraya çok daha fazla şey yapmamız lazım Barış. Çok daha fazla kaynak ayırmamız lazım. Yani bütçeden insanları bir meslek sahibi yapmaya, koluna bir altın bilezik takma işine daha fazla vakit ayırmamız lazım. Ve maalesef şu da çok kötü. Yani herkes üniversite mezunu, herkes işsiz. Halbuki şunu bilmeliler ki, meslek lisesine gitseler veya yüksekokul 2 yıllık, bankalar emin ol yüksekokuldan mezun olmuş olanları daha çok tercih ediyorlar. Üniversite mezununu aldığında, gişeye koyduğunda, üniversite mezunu orada kalmak istemiyor, daha çok yükselmek istiyor. Fakat yüksekokul mezunu orada kalabiliyor, orada kalıcı olabiliyor. O yüzden aslında 2 yıllık meslek yüksekokullarını bitirenler emin ol üniversite mezunlarından daha fazla rağbet görüyor. Bizim orada eğitim politikamızın da değişmesi lazım. Yani istihdam öyle şey bir sorun, kolay çözülecek bir sorun değil. Peki hocam. Borsa açıldı bu arada. Açıldı. Evet, hemen ilk rakama bakalım. İlk rakam yukarı yönde açıldı. Dış piyasalarda şey var. Dış piyasalarda Dow Endeksinin vadeleri yukarıdaydı. Biz de 86.500'den açıldık. Şu an rekoru zorluyoruz Barış. Ve bugün faiz indirimi beklentisiyle bir miktar daha yukarı gidebiliriz. 86.700'ü geçer de 90.000'e gider mi sorusuna, yani benim cevabım şu an burada, faiz indirimi açıklanırsa orada bir miktar kar realizasyonu yapıp biraz beklemeye geçmekte fayda var. Çünkü evet, çok güçlü direnç bölgesindeyiz.
Son olarak hocam Mehmet Cengiz Özgöz diyor ki hocam Türkiye'de konut arzı talebin çok üstüne çıkmış durumda. Siz de bunu daha önce söylemiştiniz. Bir konut balonu patlaması durumunda demir ve çimento sektörü doğrudan negatif etkilenmez mi? Az önce direkt doğru gibi. Evet doğrudan etkilenir fakat onu başka bir programa yarına falan bırakalım Barış. Var da gerçi hocam 2-3 dakikamız. Bir konuğumuz da gelecek. Şöyle elbette ki öyle ama şimdi varsayımı yaparken hani kriz olursa o zaman o sektör şöyle etkilenirden ziyade şöyle yapman gerekiyor. Evet ben bu sektöre güveniyorum. Bu şekilde gidebilir. Benim stop loss'um burası. Yani evet. Öyle bir durumda şu kadar bir zarara katlanacağım. Yani her zaman öyledir yatırım yaparken. Ama Barış özellikle çimento sektörünün konutta balon var mı sorusuna cevap veremiyoruz. Ben asıl balonun ne zaman oluşacağını düşünüyorum biliyor musun? Asıl balon şu hani şey yasası çıkıyor ya intibak özür dilerim. Yabancıları Türkiye'den gayrimenkul almayla ilgili birçok sınır kalkıyor. Onlar gelip alacaklar. Şu an yabancı ülkelerden bize çok fazla konut talebi var. Evet. Hatta Orta Doğu'da kendini güvende hissetmeyenler gelip Türkiye'den mal alıyorlarmış ve gayrimenkul alıyorlarmış. Talep iyi. Fakat inşaat şirketlerini şey durumda, bisikleti çevirmezlerse düşebilecek durumdalar. Yani yeni proje açıklamazsa öteki projeyi bitiremiyor aslında. Yeni projenin geliriyle ötekini bitiriyor. Ancak ötekini başlatarak gidebiliyor. Ben asıl finansman sıkıntısının yani kentsel dönüşüm çok başarılı bir plan gibi getirildi. Fakat kentsel dönüşümde öyle ciddi bir başarı yerine çok aslında tehlikeli durumlar da var. Yani oraya giren adam ciddi kaynak bulması lazım. Yani orada kendisini yaratması lazım kaynağı. O da ben 100 kişinin evini aldım. 200 tane daire yapacağım. 100 kişiye vereceğim, bir şey vereceğim. O adamların evet. Kirası var, vesairesi var. Peki diğer 100 kişiyi size satabilecek miyim? Bu kadar konut arzı varken eğer satışlar kesilirse, hele bir de uluslararası alanda faizler yükselmeye başlarsa o zaman gerçekten ciddi sıkıntı olur. Ama şu an ciddi bir balondan, hani büyük patlamaya hazır bir balondan bahsetmek için henüz erken. Peki hocam, süremizi doldurduk. Çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.